Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 10 yıldan eski olan, bugün itibariyle olan satırların renklendirilmesini göstermek istiyorum. Bakınız burada demirbaşların tarihleri var. Bunların 10 yılı dolduranlar e, belli bir şekilde renklensin. Bunu nasıl yapabiliriz? Bize bir kere bir tarih oluşturan formülümüzü hatırlayalım. Tarih diye. Yıl, ay, gün verildiğinde tarihi oluşturmamızı sağlıyor. 3 bilgiden oluşuyor. Ee, arkadaşlar tarihin oluşumu yıl, ay, gün İngilizcesi date olan bu fonksiyon. O zaman bakınız şöyle bir mantık. E, yılına 10 verilmiş tarihle e, bugün arasında bir karşılaştırma yaparak e, bu işlemi yapabiliriz. Tüm satırları etkilemesi için tüm satırları seçeyim ve koşullu biçimlendirmenin yeni kuralına formül olarak gideyim. Bakınız burada yazıyorum. Tarih bana tarih oluştur. Yıl olacak. Burada dikkat edin. Tarihi alıyorum. Sütün taraflı F4 ile sabitliyorum. Hep koşulu biçimlendirme bu şekilde. Artı 10 koyuyorum. Yani oradaki tarihi 10 yıl artırmış oluyorum. Ya da ne bileyim 3650 falan filan bir şey düşüneceksiniz. Ondan sonra ay kısmını aldım. Yine oradaki tarihin arkadaşlar F4'de sütun taraflı hale getiriyorum. Ve e, gün kısmını aldım. Bunun F4'de sabit. sütun taraflı Tamam. E, tarih oluştu. Bugünden küçükse yani 10 yıl artırdık. Bugünden küçükse diye bugünü today'i yazıyoruz. İse renklendir. Hepsi bu kadar. Evet e, bugünün tarihi şöyle alacak olursak 4.9.2023 Demek ki e, 2013'ten e, 10 yıldan Eskiler Bunlar mesela e, bir tane kayıt girelim. 22 2020 girelim ondan sonra e, eski değil e, Ondan sonra ama e, kaç girelim 2010 girelim kırmızı olduğunu görelim